Efendim herkese güzel bir hafta başlangıcıyla merhaba diyelim ve yayınlarımızı esasında hem piyasalardaki günlük gelişmeleri hem de orta uzun vadedeki makro bakışı aktarırken bir yandan da hepimizin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmek için finansal okuryazarlık noktasında da katkıda bulunmaya çalışıyoruz kendimizce. Çünkü düşünen, öğreten, eğitimli insanın topluma karşı sorumluluğu bir şekilde yol göstericiliğidir. Tecrübelerinden ve iyiliğinden kaynaklı elbette. Ben de hem tecrübesine hem de güzel kişiliğine ve insanlığına çok saygı duyduğum FODER'in yani Finansal Okuryazarlık Derneği'nin Sayın Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Köksal'a öncelikle yayınımıza geldiği için çok teşekkür ediyorum. Atilla, hoş geldin yayına. İyi günler diliyorum. Hoş bulduk Artunç. Güzel sözlerin için de teşekkür ediyorum. Beni davet ettiğin için de yayına ayrıca teşekkür ediyorum. Hem kendi adıma hem FODER adına. Teşekkürler. Zaten benim de başkanım, yönetim kurulunda olmaktan da mutluluk duyduğum FODER'in önemli bir sorumluluğu ve misyonu var esasında. Şöyle bir mottoyla, sloganla yürüyor. Parasını yöneten hayatını yönetir diyor. Evet, her şey para demek değil belki ama mutluluğa giden yolda para önemli araçlardan bir tanesi. Ben hemen sözü fazla uzatmadan sormak istiyorum. Ne demek parasını yöneten hayatını yönetir? Biz bundan ne anlamalıyız Atilla Köksal? Çok tabii güzel girdin konuya. Çünkü biz hep eğitimlerimizi bu sloganla açıyoruz. Bu Özlem Denizmen'in daha vakfı ilk kurduğu yıllarda, kurduğu yıllarda bulduğu bir slogan. Ve bunu biz söyleyince genelde şöyle bakıyor insanlar. Ya diyorlar, gene bu bankacılar geldi. Böyle bu paranın ne kadar önemli bir şey olduğunu bize anlatacaklar herhalde. Kesinlikle böyle değil. Yani biz FODER olarak asla para hayatta en önemli şeydir demiyoruz. Hatta okullarda, üniversitelerde, liselerde, ilkokullarda verdiğimiz eğitimlerde hep yani paradan çok daha önemli şeylerin olduğunu vurguluyoruz. İşte ailemiz, arkadaşlarımız, eğitimimiz, iş hayatımız, sosyal sorumluluk projelerimiz, birçok şey var. Fakat maalesef hayatımızda da para denen bir nesne var ve ömrümüz boyunca sevsek de sevmesek de bununla yaşamak zorundayız. Dolayısıyla parayı iyi tanımalıyız, anlamalıyız ve onun kölesi değil efendisi olmalıyız. Yani burada vurgulamaya çalıştığımız bu, paranı yönet, daha rahat bir hayat yaşa demek. Ama parayı yönetmek de öyle çok zor bir iş değil. Şimdi bizim mesela bir takım atasözlerimiz var Artunç. Böyle bunları duyan, hani bizleri Türklerin böyle finansal konularda çok bilgili olduğunu düşünür. İşte damlaya damlaya göl olur, ayağını yorganına göre uzat, ak akçe kara gün içindir gibi. Biraz daha az duyulmuş olanlar var mesela. Belki sen de duymamış olabilirsin. Mesela kredi kullanmakla ilgili. Arpacıya borç eden ahırını tez satar. Mesela. Bismillahirrahmanirrahim. Kredi kullanmakla ilgili bir uyarı bu mesela. Peki. Veya belki bireysel emeklilik şirketlerinin kullanabileceği bir şey var. Gençlikte taş taşı, ihtiyarlıkta ye aşı gibi. Böyle enteresan. Hani çok bilgece sözler bunlar. Evet. Ve tabii yüzyıllardır söylene gelmiş. Bunları duyan da der ki ya bu Türkler gerçekten finansal konularda herhalde çok şeyler, bilgiler. Keşke. Ama öyle olmadığını biliyoruz değil mi? İşte sen de FODER Yönetim Kurulu üyesisin. Biliyoruz ki ülkemizde okuryazarlık seviyesi maalesef çok düşük. Ben de biraz bu şeye katkıda bulunmak amacıyla yeni bir kitap yazdım. Parasal konularda yaptığımız hatalar diye. Çünkü geçmişte hep doğruları öğretmeye çalıştık. Elimizden geldiğince işte bütçe yap, tasarruf et, birikim yap, birikimleri yatırımlara yönlendir diye çok basit mesajlarla vatandaşlara ulaşmaya çalıştık. Şimdi tersten gidip diyorum ki bak, bu hataları yapıyorsun. Bunları yapma. Bunları yapmanın nedenleri bunlardır ve bunları da şöyle engelleyebilirsin diyorum kitapta. Hataları 4 sınıfa ayırıyorum. Bir, parasal konularda yaptığımız genel hatalar. Hani mesela enflasyonu hala öğrenemedik. Enflasyonun yaşantımız üzerindeki etkilerini öğrenemedik. Varlık nedir? Yani zenginlik nedir? Zenginlik dolar milyoneri olmak mıdır? Yoksa ileride rahat edebileceğin kendine göre bir birikim yapmak mıdır? Mesela bu da çok aslında etkiliyor insanları. Çünkü dolar milyoneri veya milyoner olmak gibi bir hedef koyduğun zaman ona ulaşamayacağını görüp vazgeçiyorsun. Tamam mı? Aile içinde mesela parasal konuları konuşmuyoruz, çocuklarımızı eğitmiyoruz. Bu da genel hatalar içinde. İkinci grup hata, tasarruf konusunda yaptığımız hatalar.
bütçe yapmıyoruz, finansal planlama yapmıyoruz. Bunları hep erteliyoruz böyle. Tabii zaman geçiyor ve bir süre sonra bakıyoruz ki elimizde avucumuzda bir şey yok. Üçüncü grup hata yatırım konusunda yaptığımız hatalar, yatırımlar konusunda. Ne yapıyoruz? Tanımadığımız insanlardan aldığımız tüyolarla, duyumlarla işlemler yapıyoruz. Bilmediğimiz ürünlere, özelliklerini anlamadığımız ürünlere yatırım yapıyoruz. Gidip kripto paralara giriyoruz, kaldıraçlı işlem yapıyoruz. DCD denen mesela bir mevduat işlemi yapıyoruz. Altında ciddi bir opsiyon satma işlemi var. Yapılabilecek en riskli işlemlerde gibi. Bir de finansal ürünleri kullandığımız dördüncü grup hata da finansal ürünleri kullanırken yaptığımız hatalar. Yani tabii en başında bunun kredi kartları geliyor. Değil mi? Kredi kartlarını çok kötü kullanıyoruz. Kendimize ait olmayan paralarla ihtiyacımız olmayan şeyleri alıyoruz. Sonra borç içinde yüzüyoruz. Yine mesela dolandırıcılara para kaptırıyoruz. Yani telefon arıyorlar, bizi kandırıyorlar. Veya piyasa dolandırıcılarına borsada para kaptırıyoruz. Bir şirket halka arz ediliyor 10 liradan 70 lira oluyor. 100 lira olacak diyorlar. O coşkuya kapılıyoruz. Sosyal medyadan mesajlar geliyor, şeyler geliyor. O coşku içinde 70 liradan 2-3 hafta önce 10 liradan halka açılmış şirketin hissesini alıyoruz mesela. Veya sigorta yaptırmıyoruz. Sigorta yapmayı erteliyoruz. Evet. Bir sürü hata yapıyoruz böyle. Evet. Atilla'cığım müsaaden olursa bir kere bir sorun var. Yani parayı doğru yönetmek noktasında şunu bir konuşalım. Yani herkes ya paramız mı var tasarruf edelim diye bakıyor bir. Çok klasik soru. Ben de mahsus şey diyorum ya paranız yoksa benim sizinle işiniz yok, işim yok diyorum. Şaka yapıyorum ama herkes de az ya da çok para var ve bu parayı yönetmek önemli. Şimdi bu yapılan hatalar içerisinde bizim izleyici kitlesi açısından bence en ilgi çekici konu işte yatırım yaparken işte bu halka arzlar şunlar bunlar çok ilgi çekici. Onlardan biraz bahsedelim. Bir de ama bence çok önemli olan bir başka husus var. O da şu. Lütfen yanlışım varsa düzelt. Biraz belki benzetme de. Cin olmadan adam çarpmayı çok seviyoruz biz. Yani olmadan oldum demeyi, piyasa yükselirken bir yerinden para kazanınca sonsuza kadar para kazanacağını düşünmeyi falan çok seviyoruz. Dolayısıyla bu en temel hatalar noktasında yatırım yaparken bir de yani param yok ki nasıl tasarruf edeyim noktasındaki soruya nasıl cevap verirsin acaba? Tabii. Artuç'um şimdi bu şeyi birkaç hafta daha yapacağız. Burada da çok detaylara da gireceğiz. Yani demin de söyledim mesela bu benim param yok ne kadar yatırım yapayım veya 50 lirayla 100 lirayla para mı birikir gibi bana da çok şeyler geliyor. Birikir. Yani önemli olan bu disipline genç yaşlarda kavuşmak, alışmak. Yani 50 lira 50 lira, 100 lira 100 lira bir kenara ayırıp bunu da bir yatırım aracında, yatırım araçlarında değerlendirmek. Mesela bireysel emeklilik sistemine girilebilir. Oradan 3-4 tane değişik fon alınabilir. 10 lirayla bile fon alabiliyorsunuz. Yani ve buraya her ay katkıda bulunabilir. İleride daha iyi kazanç elde ettiğinde, maaşın arttığında, belki işte evleneceksin, evlenince işinde para kazanacak, iki kişi kazanacaksın. Tabii masrafların da artacak. Mutlaka bir de hayat böyle bir zigzaklı şey. Ama ayda 50 lira, 100 lira, 200 lira ne yapıp biriktirebilir çalışan birisi, iki kişi. Dolayısıyla küçük büyük dememek lazım. Yatırım yaparken de, şimdi istersen şeye bir döneyim. Bu hatalar nereden kaynaklanıyor? Bir ondan bahsedeyim de. Şimdi hataların iki nedeni var. İki temel nedeni var. Biri finansal okuryazarlık eksikliği. Bu bir gerçek. İkinci neden de aslında finansal okuryazarlıkla da alakası yok. Çok finansal okuryazarlık açısından çok bilgili de olsa bir takım sosyal faktörler, bir takım duygusal faktörler ve bilişsel faktörler bizi sürekli etkiliyor. Ve bizi yanılgılara, hatalara sürüklüyor. Bu yanılgıları, hataları inceleyen bilim dalına da davranışsal ekonomi diyoruz. Bu son yıllarda çok popüler olmuş bir bilim dalı. Davranışsal ekonomi. Davranışsal ekonomi çok şey tabiriyle, çok kısa yani bir cümlede tanımla dersen psikoloji ve ekonomi bilim dallarını bir araya getiren veya davranışsal bilimle ekonomiyi bir araya getiren bilim dalı diyelim.
Ve son yıllarda da çok popüler oldu bu, biliyorsun işte Daniel Kahneman ve söyle adını, Richard Thaler Nobel ödülleri aldılar burada. Yani biraz kendini ispat etti. Şimdi klasik ekonomistler Homo economicus diye bir kavram üretmişlerdir, biliyorsun. Evet. Bu kavram birçok temel ekonomi teorisine baz olmuştur. Buna göre klasik ekonomistler der ki insanlar son derece rasyoneldirler. Ve aldıkları kararlarda, herhangi bir kararda, bu finansal karar da olabilir, başka bir karar da olabilir, rasyonel davranırlar. O karar hakkında detaylı araştırmalar yaparlar, incelerler, şey yaparlar. Tüm bilgilere sahip olduktan sonra kendileri için en doğru kararı verirler derler. Davranışsal ekonomistler de diyor ki yok kardeşim öyle bir şey, yani maalesef öyle değil. Yani insanlar rasyonel olmaya çalışır, doğrudur. Çoğunlukla da rasyonel davranırlar. Fakat bu sınırlı bir rasyonelliktir. Çoğu zaman duygularımız, işte korku, endişe gibi duygularımız, paniğe kapılma gibi durumlar veya geçmişten gelen bazı edinimlerimiz, yanlış tecrübelerimiz, yanlış bilgilerimiz, kendimize fazla güven duymamız gibi birçok konu bizi doğru yoldan saptırır diyorlar. Bunu da Daniel Kahneman Hızlı ve Yavaş Düşünme olarak Türkçe'ye çevrilen kitabında bunun nedenlerini çok güzel anlatmış. İstersen iki dakikada onu özetleyeyim. Tabii tabii. Yani ben kitabında bizim diyor iki tür düşünce sistemimiz var. O bunları sistem 1 ve sistem 2 olarak tanımlamış. Acar Baltaş da biliyorsun Türkiye'de bu konuda çok önde gelen isimler. Bizim Foder Kitap Kulübü'nde de onun bir kitabını okumuştuk. Hatta Foder Kitap Kulübü'nde biz 3 tane davranışsal finans kitabı okuduk. Orhan Erdem'in kitabını okuduk. Dan Ariely'nin kitabını okuduk, dinledik daha doğrusu. Orada dinliyoruz biliyorsun. Ve Acar Baltaş'ın. Acar Baltaş da sistem 1'i hisseden beyin olarak tanımlıyor. Sistem 2'yi düşünen beyin. Kahneman da diyor ki sistem 1 bizim ilk çağlardan beri bize, yani bir düşünce tarzımız, bizi tehlikelere karşı koruyan, hızlı karar almamızı sağlayan ve çok hızlı verilen, genel bazen yanlış olan, genelde doğru olan bir karar mekanizması diyor. Sistem 2 ise diyor böyle daha düşünce modumuzu değiştirip daha sağlam kararlar almak için kullandığımız diyor. Birazdan açacağım sana bunu. Hmm. Her gün biz ortalama 35 bin karar alıyormuşuz Artur. Kaç? 35 bin karar. 35 bin. Bunu deneylerle tespit etmişler. Wow. Ortalamada. Ama tabii bu kararlar ne? İşte yolda yürüyorum, sağa mı döneyim, sola mı döneyim? İşte bugün ne yiyeyim? Televizyon, işte bunu mu seyredeyim, şunu mu bir kararla. Bu kararların %90'ını bu sistem 1 ile alıyoruz. Refleksif sistem ile alıyoruz. Ama hisseden beyin, Acar Baltaş'ın söylediği gibi ile alıyoruz. Yani yolda giderken mesela kırmızı ışığa geliyoruz. Ne yapıyoruz? Hiç düşünmeden basıyoruz değil mi frene? Duruyoruz. Evet. Yani orada bir analiz yapmıyoruz. Aa, ışık yeşilden kırmızıya döndü. Benim şimdi ayağımı gazdan çekip frene basmam lazım falan demeden otomatik olarak yapıyoruz. Veya üzerimize koşarak bir hayvan geliyor böyle havlayarak falan. Hemen kaçmaya başlıyoruz. Bir şey yapmıyor. Bu hayvan geliyor da beni sevecek mi, ısıracak mı diye hemen kaçmaya başlıyoruz. Veya basit sorulara verdiğimiz cevaplar. 2 kere 2 kaçtır dediğimizde hiç düşünmeden hemen 4 diyorsun filan. Sistem 2 ise daha tabii şey. Yani daha böyle zor konulara yaklaş. Mesela 17 kere 41 nedir deyince 2 kere 2 gibi cevap veremiyorsun. Oturup bir düşünmen gerekiyor. Biri ezber, veya biri düşünme gibi. Birinde düşünme, ya o modu, yani şey modundan, hızlı moddan yavaş moda geçmen lazım. İşte şey de diyor ya, hızlı ve yavaş düşünme. Ama bunların ikisi de önemli bizim için. İkisi de gerekli. Birinci sistem bizi tehlikelere karşı koruyan, ta işte o atalarımızın, yani dedelerimizin dedelerinden beri, ki bu limbik sistem adını verdiğimiz beyinde bir bölüm buna, bunu kontrol ediyor. Amigdala denen bir işte bölüm, evet, var orada. Amigdala böyle bizi korkulara ve bizde korku yaratacak, heyecan yaratacak, panik yaratacak durumlarda devreye giriyor ve beyne bir emir gönderiyor. Diyor ki dikkat döviz et. Döviz al diyor. Döviz al diyor. Bravo. Tamam. Döviz 8,5 lira oldu. Döviz al diyor.
Borsa düşüyor, sat diyor. Tamam mı? Halbuki yani senin böyle bir niyetin yok. Şimdi iki sisteme de ihtiyacımız var. Sistem 1'e de ihtiyaç var, sistem 2'ye de ihtiyaç var. Fakat problem ne? Problem sistem 2 ile vermemiz gereken bir kararı sistem 1 ile vermekte. Bu da işte bizi yanılgılara, hatalara ve ön yargılara sürüklüyor. Bu hataları, ön yargıları ve yanılgıları da 3 grupta topluyoruz, topluyor akademisyenler. Biri bilişsel yanılgılar, biri duygusal yanılgılar, biri de sosyal etkileşim. Hmm. Yani birbirimizden de etkileniyoruz. Mahalle baskısı oluyor üzerimizde. Veya Bitcoin niye almıyorsunuz kardeşim? Alın. Herkes ya alıyor. Arkadaşlarımın hepsi Bitcoin alıyor. Abi. Ben almıyorum. Ben abi. Burada dışarıda kalma korkusu var biliyorsun. FOMO diye İngilizcesi. Fear of missing out. Ya herkes borsaya girdi. Halka arzlardan alıyor. Ben niye almıyorum? Veya arkadaşlarım işte iPhone 27'ye geçtiler. Ben hala iPhone 15 var. Hayır. iPhone almam lazım. Param yok olsun. Kredi kullanarak iPhone alacağım gibi. Ya da otoriteye kulak vermek. Çıktı orada işte Murat Sağman hisse senetlerine girmek lazım dedi. Ya Murat Sağman öyle dediyse benim hisse senetlerine girmem lazım. Gibi. Güzel. Bunlar. Bilişsel olanlar ise bilişsel olanlar da iki kısma ayırıyor. Birincisi inançlarda ısrardan doğan yanılgılar. Hmm. Tutuculuk mesela. Yani ya kardeşim ben sağlamcıyım. Ben dolar alırım. 100 doları alırım. Kasama koyarım. Ne olur ne olmaz. Ya da bir gün devlet mevduata. Eşim oradan ben diye böyle şey yapıyor. Ben diyor. Yani yarın bir gün devlet dolarları Türk lirasına çevirir. Yok işte bankadaki dolarlara el koyar gibi asılsız korkulardan gelen ve ben sağlamcıyım deyip koyanlar son 30 yılda 40 yılda öyle büyük zararlar ettiler ki doları dolar fakat enflasyona karşı çok paraları eridi. Gelecek programlarda bunu rakamlarla gösteririz. Aynen. Veya mesela gene bilişsel yanılgı, doğrulama yanılgısı diye bir şey var. 8,5'tan dolar aldık. Yine Murat Sağman çıktı. Pek Murat söylemez böyle şeyler ama 10 lira olacak dedi. O artık bizim en sevdiğimiz ekonomist Murat Sağman'dı. Onu dinledim. Çünkü bizim yaptığımız, verdiğimiz karar doğrultusunda şeyde bulunuyor. Ve onun gibi hep karamsar olanları dinleriz. Böylece kendimizi teyit ettiririz. Yanlıştır bu halbuki değil mi? Yani herkesi dinleyip bir karar vermen gerekir. Abi ben şöyle söyleyeyim. Yorumcu Türkiye'de kaleci gibidir. Tuttukları sayılmaz, yedikleri sayılır herhalde her zaman. Doğru bir yapmışsa yatırımcı kendi yapmıştır. Bir yanlış varsa o yorumcuya aittir. Çok net. Kesinlikle, kesinlikle. İkinci grup bilişsel yanılgıda bilgi işlem hatalarından doğan yanılgılar. Yani mesela oturuyoruz bir hisse senedi almışız diyelim. Bir bilgi geliyor o hisseyle ilgili. Bilançosu geliyor mesela. Bilançoda bir bakıyoruz en altta zarar etmiş. Hemen paniğe kapılıyoruz hiç incelemeden satıyoruz hisseyi. Ya kardeşim bilançoda altta zarar etmiş ama yani bu zararın nedeni ne? Neden? Yani yatırım mı yapmış? Bak. Belki şirket satışlarını çok güzel büyütüyor, yeni yatırımlar yapmış bir takım, belki yeni borçlanmış ama işte git mesela FAVÖK şeyine bak. Yani bir şirketin en altta zarar ediyor olması illa işleri kötüye gidiyor demek değildir. Yani bilgiyi doğru proses etmeden çok hızlı karar vermek. Mesela kendine atfetme. Şimdi bu mesela genç trader arkadaşlarda çok olur. Teknik analizi öğrenirler. Hani sen diyorsun ya işte çok biliyorum. Teknik analizi öğrenirler. İşte 2-3 tane MACD alttan keserse, abi, şöyle üstten keserse, böyle Fibonacci şöyle dedi falan. Duygusuz teknikçi var bizde. Cüneyt Baksoy gibi. Evet. Şimdi tabii Cüneyt bu işin üstadı. Onu ayrı şey yapıyorum ama birçok genç arkadaş tabii hani öğrendik zannedip böyle piyasanın yükselme döneminde olduğu dönemde tabii kar da ederler, kazanırlar da ve bunu kendilerine atfederler. Yani ben bu teknik analizi süper öğrendim. İşte ne alsam, halbuki piyasa yükseldiği için tabii kazanıyor. Birçoğu bunun farkında olmuyor. Hatta birçoğu piyasanın altında da kazanıyor alıp sattıkları için. Fakat bunun analizini doğru yapmadıkları için kendilerine atfediyorlar. Bu da tabii sonuçta nasıl sonuçlanıyor? Gittikçe büyütüyorlar ben işi öğrendim, tecrübelendim diye. İlk düşüşte perişan olup gidiyorlar. Böyle çok görmedik mi? Yani sen de çok yatırımcıyla böyle tanışmışsındır. Son olarak da bir de duygusal şeyi de anlatayım. Sonra oradan şeye geçeyim. Şimdi duygusal yanılgılar da tamamen duygularımızla ilgili. Yani
böyle zarardan mesela kaçınıyoruz, korkuyoruz zarar etmekten. Hatta yapılan çalışmalar şunu gösteriyor. Kâr etmenin bize verdiği hazzın iki misli kadar bir acı veriyor zarar etmek. Yani 100 lira kâr etmek ile 100 lira zarar etmek arasında, yani alınan hazla duyulan acı 1'e 2 oranında zarar lehine. Dolayısıyla zarardan korkuyoruz. Bunu da korkunca ne yapıyoruz? Şimdi mesela bireysel emeklilik sistemine girecek genç bir arkadaş. Karşısına yatırım uzmanı geliyor. Diyor ki sana bir portföy yapalım. Yapalım ama diyor ki aman bana zarar ettirme. Ha, o zaman diyor zarar ettirmemek için sen gel işte likite benzer fonlar al. Yıllık repo yap, mevduat yap gitsin. Mesela %1, %2 reel getirisi olan. Halbuki genç arkadaşın hisse senedi fonu alması lazım. Ama tabii hisse senedi fonu kısa vadede çok zigzaklı gidiyor. Bir ay yüzde belki 5 artıyor, 10 artıyor. Bir ay %10 düşebiliyor. O getiri tarafına bakmadan gider tarafına bakıp, zarar tarafına bakıp korktuğu için aman diyor kardeşim bana, ben sağlamcıyım. Bana zarar ettirme. Halbuki uzun vadede hisse senetlerinin risk getiri profili çok daha iyi likit yatırım araçlarına göre. Mesela bunu anlamadan zarardan korunmak amaçlı yanlış bir portföy oluşturuyor. Kimisinde aşırı güven oluşuyor. İşte demin de bahsettiğim trader arkadaşlarda o kendine atfetme yanılgısı aşırı güven oluşturuyor. Aşırı güven de tabii hiç iyi bir şey değil. Verdiğin her kararın doğru olduğunu zannediyorsun. Otokontrol yanılgısı diye bir yanılgı var. Orada şeyi yani kendini kontrol edemiyorsun. Yapmaman gereken şeyleri yapıyorsun. İşte erteliyorsun kararlarını falan. Böyle birçok yanılgı daha var. Bunların hepsini konuşacağız. Burada son söyleyeceğim şu. Bu yanılgıları bilmemiz lazım, anlamamız lazım. Bunların nedenlerini anlamamız lazım ve bizim üzerimizdeki etkileri anlamamız lazım. Fakat bunları her zaman önleyemeyiz. Yani özellikle duygusal yanılgıları ne kadar bilgili olursan ol, üstadı azam da olsan, 30 yıl, 40 yıl bu piyasada da çalışmış olsan mutlaka bu yanılgılara düşüyorsun. Ben de düşüyorum. Ben kendimi hani çok üstadı azam falan addetmiyorum. İyi bir trader değilim de hatta. Fakat bu duygusal yanılgılara ben de zaman zaman düşüyorum. Paniğe kapılıyorum, korkuyorum, heyecanlanıyorum, yapmamam gereken işlemleri yapıyorum. Dolayısıyla bunları bilirsek biraz daha kontrol etmemiz, özellikle bilişsel yanılgıları ve sosyal etkileşimi kontrol edebiliriz. Duygusal yanılgıları da böyle, onu da en azından biraz belki yaptıktan sonra anlayabiliriz. Eğer portföy yöneticisiysek ve yatırım danışmanıysak bunları çok iyi bilmemiz lazım. Çünkü müşterilerimizde bunları gözlemleyip onları doğru yola çekebiliriz. Dolayısıyla bu davranışsal finans konusu yani herkesin en azından bir bilmesi, tanıması gereken bir şey, bir alan. Davranışsal ekonomi, davranışsal finans. Atilla, çok teşekkür ediyorum. Tadı damağımda kaldı gerçekten ve bir şey söylememe lütfen izin ver. Şimdi insan eninde sonunda hayatta bir denge tutturmalı. O dengeyi tutturursa, dengeyi tutturmak için bir yol izlemesi gerektiğini en azından bilirse bence mutluluğa giden yol orası. Nacizane Gülseren Budayıcıoğlu diye bir hanımefendi var. 3 tane şimdi kitabı televizyonda, dizilerde, ünlü bir psikiyatr biliyorsun. Onunla bir yayın yapmıştım. Ya 1.500.000 kişi izlemiş YouTube'da. Demiştik ki bana, orada pek çok güzel şey söylüyor. Yani şimdi kulakları çınlasın, daha bu sabah yazıştık. Ondan aklıma kalan şu. İnsanız, hata yaparız, çok da kendi üzerimize gelmemeliyiz demişti. Onlar işte biraz önce söylediğin, yani bizim öğretilmişliklerimiz, otomatik kararlarımız, onlarla çok kavga etmemek lazım. Ama bir yandan da yine derdi ki doğduğumuz ev kaderimizdir derdi. 7 yaşına kadar işte her şey yapılır, şekillenir. Biz kendimizi tanıyıp kendimize uygun davranmayı öğrenirsek, kendimizle kavgayı bırakırsak yatırımda da hayatta da başarılı oluruz diye düşünüyorum. Naçizane ne dersin? Çok çok doğru. Biliyorsun biz de Foder olarak bizim verdiğimiz mesajlar hep çok basit mesajlar. Ve yani gerçekten herkesin tasarruf yapacağını, yapabileceğini ve herkesin yatırımcı olabileceğini de söylüyoruz. Ve bu konulardan da böyle çok çekinmemek lazım. Yani yatırımcı olmak demek böyle teknik analiz bilmek, şirket analizleri yapmak demek falan değil. Yani biz ne diyoruz Foder'de? Diyoruz ki bak, bütçe yap. Bütçe yaparsan, giderini gelirini takip edersen, özellikle gider tarafında yaptığın bir takım fazla harcamaları göreceksin. Bir de biliyorsun
bir mücadele de var bunda. Yani davranışsal filaz, yanılgılar dedik ya. Bunu mesela şirketler çok iyi biliyorlar. Değil mi? Bize mal satmak için sürekli telefonumuzdan şeyden bir alışveriş merkezine gittiğimizde sürekli bizi çıpalıyorlar, şey yapıyorlar. Kokusundan, ışığından, görüntüsünden. Evet. Dolayısıyla sürekli bizi dışarıda harcama yapmak için etkileyen bir ekosistem var. Bizim de bunu anlayıp buradan biraz kendimizi korumamız ve işte biraz giderlerimizi azaltmamız, 50 lira, 100 lira, 200 lira, 300 lira mesela gibi şeyleri yapabilmek çok kolay. Sonra bunları diyoruz ki tasarruf ediyorsun israfı kesince. Tasarrufu da yatırıma dönüştür. Yatırımda da öyle çok tutucu davranma. Hele gençsen bunun bir güzel bir varlık dağılımı yap. Bu da çok basit bir şey. Bireysel emeklilik sistemi var şimdi. Çok yardımcı olan. Devlet de üstte %25 veriyor. Orada bir sürü fon var. O fonlar arasından seç. Tabii o sistemi biraz daha basitleştirmemiz lazım. O da ayrı bir konu. Konuşuruz ileride ama. Yani 3-4 değişik bir işte altın fonu al, hisse senedi fonu al, döviz, eurobond fonu al filan. Bunlara da böyle sürekli yatırım yap. Arada çok yükselenleri biraz azalt. Düşenleri biraz ilave et gibi basit şeyler. Bunları yaparsan, disiplinli ve sabırlı olursan mutlaka uzun vadede kazançlı çıkarsın. Bir birikime sahip olursun. Ama ben gireyim kardeşim, alım satım yapayım, işte borsada şey yapayım, kripto paralarda al sat yapayım dersen büyük bir ihtimalle birikimini kaybedersin. Evet. Para kazanmak şanstır ama parayı elde tutmak kendi kararınızdır. Bunu asla unutmayın diyelim. FODERS Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Köksal, çok teşekkür ediyorum verdiğin değerli bilgiler için. Bir sonraki programda eğer uygun görürsen yine gelecek pazartesi aynı saatte görüşmek üzere efendim. Memnuniyetle, çok teşekkür ederim. Sağ olun.